Çok ayakta dursanız da ağrır, çok otursanız da ağrır. Çok ayakta durduğunuzda gerilimi sebebiyle ya da çok fazla yürüyorsanız gerilimi sebebiyle ağrırken çok oturduğunuzda da kısalık oluştuğu için, kısalma yönünde bir gerilim oluştuğu için ağrı yapar. Baldır kası dediğimiz zaman tek mevzunun o yapıyla alakalı olduğunu düşünmemek gerek. Üstelik bu kas bağlı olduğu tendonla beraber topuğa ki topuğa yapışır denir ama aslında çok kalın bir bağ dokuyla beraber tüm ayak tabanına devam eder. Yani ayak tabanındaki parçayla beraber düşünmek gerekir bu kası. Dolayısıyla ayakta durmak söz konusu olduğunda tek mevzu bu kaval kemiğinin arkasındaki o kas yapısı, o etli yapı değil. Ayağımızın mekaniği de işin içinde. Hem ayağımızın mekaniğinin bozulması ya da ayağımızdaki mekaniğin zorlanması sebebiyle bu gastro baldır kasının zorlanması diz eklemini de bozabilir video aynı şekilde ya da yukarıdan aşağı inen bir zincir söz konusuysa ayak bileğini ayağa bozabiliyor. Ayakta ağrıya neden olabiliyor. Bu arada ayak tabanı ile ilgili bir masaj videosu eskilerden paylaşmıştım. Öyle çok çekim kalitesi harika bir video değil ama yapılmaya çalışılan şey gayet anlaşılır ve net. Bu yüzden video çok uzamasın diye ben buraya koymuyorum ama ayağınızla ilgili özellikle ayak bölgesinden ağrı duyanlarınız varsa ayak tabanına nasıl masaj yapılacağını bu bölge bu kalın fasya dokusunun bağ dokusunun nasıl yumuşatılabileceğini bu videodan öğrenebilirsiniz. Gelelim baldır kasını nasıl esneteceğimize, varsa spazmı nasıl çözeceğimize. Spazm dediğimiz şey ne? Kaslardaki katılaşma, sertleşme, zorlanan ya da fazla aşırı yüke maruz kalan kasların oluşturduğu o gerilim durumu. Kısalıktan farklı bir şey yani. Biz şimdi esnekliğini de çalışacağız ama esneklik dediğimiz şey sadece kasın kısalan boyunu uzatmaya çalışmak değil, onun mevcut spazmını da çözmek. Sıcak uygulama uygulayabilirsiniz baldır kası üzerine. Ayak tabanınıza sıcak su koyabilirsiniz. Ya da bu ağrıyı hissettiğiniz dönemlerde direkt gidip sıcak bir duş alıp ondan sonra da gösterdiğim bu form roller masaj ya da esneklik egzersizlerini çalışarak bu bölgeyi rahatlatabilirsiniz. Sıcak bu uygulama ile ilgili meseleyi hallettiğimize göre hem masajını hem de esneme egzersizlerini size öğretebilirim. Birinci egzersizimiz bir esneklik egzersizi. Ayaklarımızı kalça genişliğinde açtık. Öne doğru dizlerimizi bükmeden eğileceğiz. Bacağın arkasında gerilimi hissettiğimiz yerde duruyoruz ve 6 saniye burada bekliyoruz. 1001, 1002, 1003 şeklinde sayacağız 1006'ya kadar. Doğrulduk. Şimdi bir de yandan göstereyim. Öne doğru eğileceğim. Dizimi bükmemeye özen gösteriyorum. Öne doğru eğildim. 6 saniye. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Dediğimde 6 saniye geçmiş olur. Doğruluyorum sonrasında. Dizimizi bükmemek önemli. Tekrar yapalım. Dikkat edeceğimiz bir şey daha var. O da gövdeyi arkaya kaçırmamak. 6 saniye bekliyorum ve doğruluyorum. Esneklik egzersizlerini 6 ya da 8 tekrarlı olarak günde 2 ya da 3 kez uygulayabilirsiniz. Bir diğer egzersizimizde yine aslında benzer şeyi yapıyoruz. Bacağın arkasındaki gerilimi hissettiğim yerde durdum. Ellerimle ayaklarımı yakaladım. Dizlerimi hafifçe büküp açarak 3-4 kez orada bir esneme sağlamaya çalıştım ve sonra biraz daha aşağıya indim. Bunu 3'er kez tekrarlıyorum her seferinde ve doğrulup kendimi biraz dinlendiriyorum. Sonra tekrar yapıyorum. Yine totalde 6 ya da 8 kez uygulayabilirsiniz. Yandan görüyoruz şimdi. Gövdeyi arkaya kaçırmamaya dikkat ediyoruz. Dizimizi hafifçe büküp açıyorum. Her iki dizimi de hafifçe büküp açıyorum. Çok fazla değil. Biraz daha aşağı indim. Tekrar hafifçe büküp açıyorum. Şimdi biraz daha aşağı indim. Tekrar hafifçe büküp açıyorum. Burada 6 saniye beklemiyorum. Sadece 3-4 kez bu büküp açmaları yapıyorum. Çok hafif. Yani çok fazla çömelmeyeceğiz. Çok hafif. Dizimdeki kilidi çözüp tekrar kilitlemek şeklinde. Bir diğer egzersizde de ayağımıza bir bant takacağız. Bir çarşaf da olabilir bu. Sırt üstü uzanıyoruz. Başlangıç aşamasında beli korumak için diğer dizi bükülü bırakıyorum. Ayak ucumu gerdirdim, kendime doğru çekerek dizimi bükmeden bacağımı düz bir şekilde kaldırıyorum. Dizimin bükülmemesi önemli. Bacağım düz ve 6 saniye bekleyip indiriyorum. Bir farklı yapılışını göstereceğim tekrar. Burada yine aynı şekilde ayak ucundan çektim. Bacağı düz bir şekilde kaldırdım. Hafifçe büküp açıyorum. Hafifçe büküp açıyorum. Sonra biraz daha gerdiriyorum. Bacağın arkasındaki gerilimi hissettiğim yerde yine dizimi büküp açma şeklinde yapıyorum. Bu biraz daha size kolay gelebilir. Tekrar sayıları aynı bu arada. Şimdi beliniz rahatsa zorlanmıyorsa artık diğer bacağı uzatarak da yapabiliyoruz egzersizi. 6 saniye burada bekledim ve indiriyorum. Sonra tekrar kaldırıp bir 6 saniye daha bekleyerek bacağın arkasındaki gerilimi hissettiğim yerde bekliyorum. Ya da yine dizi büküp açma şeklinde aynı egzersizi tekrarlayabilirim ama diğer bacağımı düz uzattım artık. Bu arada egzersizleri mümkünse çift taraflı yapın. Üşenmeyin bu konuda. Bir diğer egzersizde ise Oturduğumuz yerde yani diğer gösterdiklerimi yapamayanlar için oturduğumuz yerde bacaklarımızı uzatarak bacağımız düz bir şekilde bükülmeden diğer taraftaki bacağım bükülüyken sadece ayak ucumu kendime doğru çekip 6 saniye bekliyorum ve gevşetiyorum. Tekrar bacağımı kendime doğru çekip 6 saniye bekliyorum ve gevşetiyorum. Size birkaç farklı şekilde esneklik egzersizleri gösterdim. Aslında hepsi aynı çalışma. Siz en çok hangisinde rahat ediyorsanız o tekniği uygulayabilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde bacağı hafifçe kaldırarak da çalışabilirsiniz. Ayak ucumu çektim kendime doğru. Dizimin bükülmesine izin vermiyorum. Bacağım düz. Hafifçe kaldırdım. Bu bu egzersizlerin çok daha hafif bir yapılışı. Eğer zorlandığını hisseden varsa böyle çalışabilir. Şimdi form rollerla nasıl masaj yapacağımızı göstereceğim. Siyah beyaz olan tırtıklı olan modeli. Bacakla ilgili kaslarda çok daha verimli kullanılır. Tırtıklar sebebiyle kası daha güzel açar. Düz olanıysa ki aslında ben size düz olanını almanızı tavsiye ederim. Bunu sırt bölgesinde de kullanabiliyoruz. Çünkü tırtıklı olanı sırt bölgesinde kullanamıyoruz maalesef. Ama imkanı olan varsa her ikisini de alsın. Bacak için tırtıklı olanı kullansın. Ayak bileğimin altına yerleştirdim. Şimdi diğer bacağı büküyorum. Ellerimle vücut ağırlığımı kaldırıyorum, gövdemi yukarı doğru kaldırıyorum. Zeminle hiçbir temas yok. Baldır kasını foam roller'ın üzerinde hareket ettirmiş oluyorum ve masaj yaptırmış oluyorum. Eğer bu çok etkili olmadıysa, canınızda yanmadıysa aynı şeyi ayak ucunu kendinize doğru çekip kasın gerilimini biraz daha arttırarak daha etkili bir masaj sağlayabilirsiniz. Eğer bu şekilde tek seferde gidip gelmek sizin için zor oluyorsa parça parça da yapabilirsiniz. Yine ayak ucum çekili. Parça parça gidiyorum. Vücut ağırlığım hala baldır kasının, bacağın üzerinde. Ama bunun etkisi biraz daha düşük olacaktır yalnız bunu bilin. Hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Diyelim ki artık bunu çalışırken baldır kasında ağrısızı hissetmiyorsunuz. Biraz daha basıyı arttırın. Diğer bacağı da üzerine koyun. Ve bu şekilde yapın yani baldır kası üzerindeki yükü arttırarak form roller'a biraz daha bastırarak çalışabilirsiniz. Yine ayak ucunu kendinize çekebilirsiniz. Dozajını böylece kendiniz ayarlamış olursunuz. Diyelim ki bir bölgede özellikle acı duyuyorsunuz. Form roller'ı o bölgenin üzerine getirin. Bacağınızı form roller'da oraya denk getirin ve ayak ucunuzu çekip uzatın. Çekip uzatın o bölgeye özel bir masaj yapın. Baskıyı biraz daha arttırmak için diğer bacağı üzerine koydum. Ayak ucumu kendime doğru çekip uzatıyorum. Bu sırada gövdemi yukarı kaldırıyorum yine. Aksi halde yeterli basıyı sağlayamayız. Gövdem yukarıdayken bunu yapıyorum. Ama parça parça dinlene dinlene yapabilirsiniz. Biraz indirdiniz omuzunuz kollarınız yoruldu. Tekrar gövdenizi kaldırarak yapabilirsiniz. Hazır göstermişken bacağın altına hamstring kaslarına da masaj yapalım. Yine aynı şekilde bacağım gergin düz dizim bükülü değil. Ve hamstring dediğimiz uyluk kası üzerinde Form roller'ı gezdirerek bunu yapabiliriz. Aynı şeyi kalça, gluteal kaslar için de yapabiliriz. Hazır göstermişken bunu da anlatmak istedim. Şu anda da kalça kasları, kalça içerisi kaslar üzerine masaj yapıyorum. Kullandığım yöntem ve teknik aynı. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Dilerim sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı özellikle de çevrenizdekilerle birebir paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri darımız bekleriz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.